Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Volvo S60. Bu sıralar çokça fazla S60 konuk ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde bu otomobilin 2 litre dizel, 1.6 turbo benzini ve 1.6 turbo dizel versiyonlarının videolarını yapmıştım. Bu kez makyajlı kasası ve 1.5 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli motora sahip, benzinli motora sahip versiyonun videosunu yapacağım. Test konuğumuz olan araç 2017 model ve Advanced donanım paketli bir Volvo S60. S60 ilk defa 2000 yılında üretimine başlanan bir modeldi. 2009 yılına gelindiğinde ise bu karşımda görmüş olduğunuz ikinci nesil üretilmeye başlanmış. 2019'da da üçüncü nesil üretilmeye başlanmıştı. S60'ın motor skalası oldukça geniş. S60 ilk çıktığında da çılgın Volvo S60 olarak nitelendirilmiş ve Volvo'nun şimdiye kadar yapmış olduğu en iyi tasarım olarak kabul edilmişti. Aracın dünya üzerinde toplamda 1.5 litrelik turbo benzinli, 1.6 turbo benzinli, 4 farklı 2 litrelik turbo benzinli, 2.5 turbo benzinli ve 3 litre turbo benzinli motor seçenekleri. Aynı zamanda 1.6, 2 farklı 2 litre ve 2.4 litrelik turbo dizel motor seçenekleri yer alıyor. Araçta hem PowerShift şanzımanlar hem de Aisin marka tork konverterli şanzımanlar kullanılmıştı arkadaşlar. Aisinler tork konvertörlü, PowerShift'ler çift kavramı olarak geliyor. Test konumuz olan aracın birkaç farklı önemli detayı var. Onlardan bahsedeceğim size şimdi. Araçta öncelikle ülkemizde 4 donanım paketi satıldı. Advanced, Dynamic, Premium ve R-Design. Bu otomobil dediğim gibi Advanced donanım paketine sahip ama bazı opsiyonlar da var üzerinde. Volvo'larda airbag sayıları ve özellikle pasif güvenlik önlemleri standart olarak geliyor. Aktif güvenlik seçenekleri, işte aydınlatma teknolojileri veya diğer dijital farklılıkları da istediğiniz donanım pakette opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz. Yani bir R-Design'ı manuel ayarlı koltukta satın alabiliyorsunuz veya bir Advanced donanım paketli Volvo'yu elektrikli koltukta satın alabiliyorsunuz. Bu otomobillerin direksiyon şekillerinden direksiyonun sertlik ayarlarına kadar bütün donanım özellikleri opsiyon olarak satın alınabiliyordu arkadaşlar. Aracımız orta donanım paket diyebileceğimiz bir donanım paket, yani orta dolulukta bir otomobil. Aslında dediğim gibi tüm donanım paketleri birbiriyle aynı değil. Sunroof yok, koltuk ısıtma var, önde mercekli xenon farlar var gibi güzel detayları yer alıyor. Aracın motoru 152 beygir güç ve 240 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri tork konvertörlü bir şanzımanla geliyor. 1650 kiloya yakın bir ağırlığı var. 380 litre bagaj hacmi var ve 0-100'ü 8.6 saniye. Şimdi şöyle motor kaputunu açayım. Hatta motoru da bir çalıştırayım. Motorun sesini duyalım ve öyle başlayalım. Motorumuz burada arkadaşlar. Bu motor T3 olarak geçiyor ama 4 silindirli bir motor. Ben de eskiden 3 silindirli biliyordum. 4 silindirliymiş bu motor. Üste kaput izolatörümüz ve 2 tane de amortisörümüz yer alıyor. Motor yerleşimi de oldukça güzel arkadaşlar. Onu da beğendim. Şurada bir motor kulağı var. Evlerden olarak kocaman, yemin ediyorum. Kapatalım ve devam edelim. S60'ın şöyle bir anahtarı var arkadaşlar. Bu anahtar üzerinde gördüğünüz gibi 5 tane farklı tuş var. Kapı açma kapama, aydınlatma tuşu. Buna bastığınız zaman aracın aydınlatmaları aktif oluyor. Şöyle bastığımda görüyorsunuz. Bakın şuradaki LED aydınlatmalar, LED gündüz aydınlatmaları yandı. Hafif loş bir ışık oluşturuyor size. Şurada da bir bağırtma modu var. Yani beni bul modu. Buna da uzun bastığınız zaman araç bütün dörtlerini yakıyor, kapatıyor. Aynı zamanda kornaya basıyor. Ben buradayım diyor. Bu arada bu aracın kaputunda iki tane kilit var abi. Biri sağ tarafta, biri sol tarafta. Kaputu kapattım az önce. Sağdaki kilit oturtmamıştı. Onu da elimle oturtturdum. Bilginiz olsun. Anahtar demişken bu anahtarda şöyle de güzel bir özellik var. Bu anahtara bazı veriler kaydedebiliyorsunuz. Mesela atıyorum aracın 3 tane dek anahtarı var. Evde de 3 kişisiniz. Koltuk ayarlarınızı, aynı ayarlarınızı bu anahtara kaydediyorsunuz. Sizin anahtarınızla açıldığı zaman sizin ayarlarınıza geliyor. Zaten hafızalı koltukta var. Bu da güzel bir detaydı. Eskiden birçok otomobil firması bunu kullanırdı ama Volvo'nun S60 modelinde hala da yer alıyor. Bu otomobil ilk defa 2013 yılında, sonra 14 yılında, sonra 15 yılında küçük değişiklikler yaşadı ama ilk makyajına hala daha çok fazla benziyor. Araç önden çeker olarak geliyor arkadaşlar. İsterseniz Haldex 4 çekerli versiyonu da satın alabiliyorsunuz. Bu aracın ilginçtir arkadaşlar. S60 Long versiyonu da var. Çin için üretilen biraz daha uzun bir versiyonu. 80 mm daha uzunmuş bu versiyonu. Plug-in hibrit versiyonu var. Aynı zamanda bir de sedan cross versiyonu üretilmiş zamanında. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan aracın detaylarına geçmek istiyorum. Ön tarafta mercekli xenon farlarımız var. Far yıkamalarımız, gündüz ledleri alt tarafta. Standart bir Volvo logosu ve panjuru. Aslında çok standart değil.
Daha sportif duruyor bu. Bu tasarımla birlikte. Kaput kısmında bazı gölge oyunları var. Gördüğünüz gibi oldukça güzel. Sağdan ve soldan şöyle bir girinti çıkıntı geliyor. O kaputtaki V formu artık o kadar belirgin değil eski otomobillerde olduğu gibi. Yanda 16 inç jant ve lastiklerimiz yer alıyor. Camların etrafında krom çerçeveler. Yukarıda bir de köpek balığı anten yer alıyor. Oldukça güzel gözüküyor arkadaşlar. Benzin depo kapağımız sağ tarafta. Arkaya geçtiğim zaman arkada çift çıkış bir egzoz görüyorsunuz. Oldukça güzel gözüküyor. Bu araba çift çıkış egzoz. Hakikaten yakışıyor. T3 ve S60 yası da burada. Şimdi gelelim en kötü tarafına, bagajına. Burada 380 litrelik bir bagaj alanımız var arkadaşlar. Bagaj alanı gerçekten sedan bir otomobil için ve D segmentinde olan bir otomobil için oldukça küçük. Bagaj ağzımız da küçük. Burada görmüş olduğunuz bagajın kendisi de küçük. Yani girintili çıkıntılı da bir bagaj. Bagaj kısmını aslında çok fazla sevmiyorum ben bu otomobilde. Zaten kullanıcısı da sevmiyor. Şu arka tarafta, şu üst tarafta da bir tane aydınlatma var. Şöyle içerisine doğru geçelim. Oldukça ağır kapı yüzlerimiz var. Şurada çocuk kilitleri var. Burada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yumuşak malzemeler. Burası komple yumuşak. Şuralar deri kaplı. Ve şu görmüş olduğunuz formda oldukça iyi. Cam kumandalarınız burada ve küçük kapı içi gözleri de yer alıyor. Fabrikasyon etiketlerimiz duruyor. Çok temiz bir arabayla birlikteyiz. Gerçekten muazzam bakmış araç sahibi. Tertemiz duruyor zaten 47.000'de. Burada kafalıklar var. Şu orta tarafta şöyle bir tane kol dayanağımız var ama bu kol dayanağının içerisinde bardaklık yok abi. Bunun eski versiyonlarında bardaklık vardı. T3'lerde neden yok bilmiyorum. Orta tarafta bir şaft tüneli ve şöyle gördüğünüz gibi bir 12 volt çıkışı da yer alıyor. Arkasına bindiğim zaman yukarıda iki tane aydınlatmamız var böyle. Şuradan açıp kapatabiliyorsunuz bu aydınlatmaları. Ayar emniyet kemeri mandalları var. Şöyle tutamaklarımız var 4 tane. Askı aparatları da mevcut. Aynı zamanda şurada havalandırma menfezleri, bez tunlarında yer alıyor. Araçta diz mesafesi şöyle gördüğünüz gibi çok iyi bir diz mesafesi yok. Benim boyum 1.78. Baş mesafesi de şu şekilde yaklaşık 4 parmak. Şuralarda görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Makam perdesi, geçiş yerleri var ama makam perdesi bu otomobilde mevcut değil. Ön tarafa geçelim. Burada yine kapı hissiyatlarımız oldukça güzel. Kapıyı açtığım zaman burada beni ilk başta hafızalı koltuklar karşılıyor. Hafızalı ve 8 yönlü elektrikli bir koltuk. Bu sağ ön taraftakinde derinlik ayarı var. Elektrikli bel destek ayarı var ama koltuğun kendisi elektrikli değil. Koltuklar oldukça standart bir Volvo koltuğu. Gördüğünüz gibi elektrikli bel desteğini de şuradan yapıyorsunuz. Buraya elin girmesi biraz zor oluyor yalnız. Kapı yüzlerine bakalım. Buralar yumuşak. Burada ayna kapama işareti var ama ayna kapanmıyor arkadaşlar. Şurada şöyle deri kaplamalar var. Böyle kibarda çalışıyor. Şuralar yumuşak malzeme ama plastik malzemeden bezenmiş. Alt tarafta el freni ve far kumandalarınızı görüyorsunuz. Bu otomobilde benzin depo kapağı da buradaki tuş vasıtasıyla açılıyor. Yine ortada gördüğünüz gibi dijital bir ekranımız var. Bu modellerle daha çok gündeme gelmiş bir ekrandı bu ekran arkadaşlar. Şöyle şu sol taraftaki ok ve ardından şu tuşlara bastığınız zaman veriler arası geçişler yapabiliyorsunuz. Şu alt taraftaki işte ne kadar yakıt tüketmiş verisini de bu tuşu çevirerek görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela buradaki ok tuşuna basayım. Kontrast modu diye bir mod var bu otomobilde. Buna bastığınız zaman isterseniz şöyle kontrastlı bir ekran, isterseniz de şöyle daha renkli bir ekran açabiliyorsunuz. Şöyle geri gelelim. Mesela bu ekranda temalar var. Temalara girdiğim zaman performans, eco ve elegans temalarını açabiliyoruz. Bunlar tema isimleri. Aracın performansında herhangi bir değişiklik olmuyor. Ben şöyle eco da güzel aslında ya. Vallahi hepsi güzel de performans da dursun bu. Bu ekranda onun dışında işte navigasyon gösterme vesaire gibi özellikler yok arkadaşlar. Direksiyonun derinlik ve yükseklik ayarı var. Bu otomobilin advance olup parçalı deri direksiyon halinde görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Onlar da opsiyon. Bunda parçalı deri yok. Parçalı deride de iki parça deri ve daha kalın bir direksiyon oluyor Volvo'larda. Burada hız sabitleme ve limitleme, burada da ses sistemi ayarlarınız var. Sağ tarafa geçince burada start stop tuşu, anahtarı takıp çalıştırıyorsunuz. Aynı zamanda küçük bir ekran var. Bu ekran dokunmatik bir ekran değil arkadaşlar. Aşağı indiğinde tekli bir havalandırma menfezi. Şu alt tarafta da bir tane göz yer alıyor. Burada ses sistemi ayar tuşları var. Aynı zamanda menü arasında gezebileceğiniz tuşlar var. Ön iki tarafta koltuk ısıtma var ama olmayan advance'lerde görebilirsiniz. Bunlar tamamıyla opsiyona bağlı. Şuradaki My Car tuşuna bastığım zaman burada benim Volvo S60'ım diye bir menü çıkıyor. Buna bastığınız zaman City Safet, yani düşük hızlarda çalışan çarpışma önleme sistemi, bir de ESC sistemi var. DSTC derdi eskiden Volvo buna. Burada seyir istatistiği, drive, işte lastik basınç göstergesi gibi ayarlar var. Aracı, sürücü asistan sistemleri gibi ayarlara da buradan erişebiliyorsunuz. Burada zaten sadece bu otomobilde City Safet'i var. Bu otomobilin dolarını aldığınız zaman kaputtan çıkan airbagler falan bile geliyor ama onlar epey bir para. Aynı zamanda bu ekranda geri vitese taktığımda şöyle bir geri vites kamerası çıkıyor. Çift çıkış egzozunun dumanı da buradan güzel olur. Benim olsaydı bu, açar buradan izlerdim bunu. Vallahi adamın hoşuna gidiyor ama kamera net değil.
Ekranda biraz büyük olması gerekiyordu ama bu küçük olan versiyonu galiba bu 5 inç, bunların yanlış hatırlamıyorsam bir de 7 inç versiyonları vardı. Aşağı indiğimde burada işte klima panelini görüyorsunuz. Nerenize ne üflemesini istediğinizi buradan seçiyorsunuz. 6 ileri tork konvertörlü şanzımanın kolu burada. Şu kaplama da oldukça güzel. Arkaya geldiğimde bir 12 volt çıkışı, 2 tane de bardaklık görüyorum burada arkadaşlar. Bunu şu şekilde sürgüyle kapatabiliyorsunuz. Onun arkasında şöyle içerisinden bir USB ve AUX çıkan göz var. Bu göz de kaplı. Sağ tarafa geçtiğimde ise burada kilitli bir torpido gözü var gördüğünüz gibi. Bayağı geniş, derine giden bir göz bu gözde. Yukarı çıktığım zaman yukarıda ışıklı makyaj aynaları, burada da otomatik kararabilen bir iç dikiz aynası yer alıyor. S60'ın makyajlı kasasının T3 versiyonunun iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Ve S60'ın içerisindeyiz. Görüntü güzel olsun diye kendimi biraz geriye attım bu otomobilde şu an. Umarım güzel bir görüntü oluyordur. Şöyle devam edelim. Elektrikli el freni kendi bırakabiliyor arkadaşlar. Öyle bir güzelliğimiz var. S60'ın az önce de bahsettiğim gibi çokça dolu versiyonunu alabiliyorsunuz. İşte kör nokta uyarı sistemine sahip, adaptif cruise kontrole sahip versiyonlarını da alabiliyorsunuz. Otonom sürüş konusunda o zaman Volvo'nun güzel atakları vardı. Tabi o zamanlar otomobil fiyatları da biraz makuldü ama şimdi maalesef öyle değil. Bu 1.5 turbo motoruyla birlikte bu otomobile bindiğim zaman özellikle şanzımanın artık power shift'ten klasik tip şanzımana geçmesi bir Volvo'da benim içimi çokça fazla rahatlatıyor. Çünkü Volvo'larda biliyorsunuz power shift şanzıman kullanıldığı dönemlerde şanzıman sorunu yaşayan çok fazla kullanıcı olmuştu. Aracın bu standart donanım versiyonları dahi aslında baktığınız zaman doyurucu donanımlara sahip. Standart bir sürü donanımla birlikte geliyor bu otomobil ama tabi daha dolusunu alırsanız çok daha güzel ve konforlu bir otomobil almış oluyorsunuz. Aracın arkadaşlar arka süspansiyonları da bağımsız. Platformu P3 yine bu otomobilde de Ford grubundan devşirilen bir platform. Şanzımanda bir sport modu da var. Şöyle sola çektiğim zaman sport moda geçmiş oluyor. Biraz daha yüksek devir çeviriyor. O haliyle bir tık daha tepkili oluyor yüksek devir çevirdiği için. Bu otomobilde bu çift parçalı deriye sahip direksiyon alırsanız o daha dolgun bir direksiyon, daha da premium hissettiriyor, onu söyleyeyim. S60'a bindiğinizde esasında araba içeriden, yani ön tarafta otururken D segmenti bir otomobil gibi. Geniş bir konsolu var. Buradaki alanlar gayet iyi. Sadece şuradaki gözler falan yok. İşte çok fazla gözü yok, o kötü. Kapı içi gözleri küçük, o kötü. Ama yeterli genişliği sağlayabilen, sunabilen bir otomobil. Ama arkasına geçtiğiniz zaman öyle hissetmiyorsunuz. Özellikle bagaj tarafında da ciddi manada eksikleri olan bir otomobil. Bunlara rağmen ağır olan bir otomobil. O dönemde üretilen Volvo'larda ve özellikle Opel'lerde bu problemi görüyorduk arkadaşlar. Arabalar biraz ağır oluyordu maalesef. Bu T3 motor gerçekten de hacmine göre güzel performans sunan bir motor. Ben 1.6 turbo benzininden daha fazla beğendim. 0-100 verileri falan da daha düşük ama ona rağmen bence bu otomobil daha güzel bir otomobil. Daha güzel, daha lineer ilerleyen bir motoru var. 1.6'nın buna göre avantajı şuydu. Pamuk gibi çalışıyordu o 1.6 motor. Bu motor biraz daha sesli çalışıyor ona göre. Rölantide de hafiften motor sesi duyuyorsunuz açıkçası. Yürürken de hafif motor sesi duyuyorsunuz ama sabit hızlarda bir şey duymuyorsunuz. Bu otomobilin önde ve arkada koltukları inanılmaz rahat arkadaşlar. Alanlar biraz dar ama koltuklarda acayip rahat, onu da söyleyeyim size. Yalıtım seviyesi esasında baktığın zaman bir premium D segment otomobilden bir tık daha düşük. Yani bir 3 serisinin buna göre aman aman güzel yalıtımı var diyemem. Veya bir C serisinin buna göre muhteşem bir yalıtımı var diyemem. Onlar buna göre biraz daha iyi. Ama bu da onlara yakın, yani o kadar da kötü değil ama onlara göre biraz daha zayıf bir yalıtım var özellikle yol sesi tarafında. Aracın içerisinde kullanılan trim malzemelerinin kalitesi güzel, yumuşak, gayet iyi. Fakat şöyle bir detay var bu otomobilde, deri koltukları biraz çabuk yıpranabiliyor. Özellikle R-Design donanım paketlerinde kullanılan R-Design derileri var. Ortası böyle nubuk gibi. Onları alırsanız onlar biraz daha yıpranmış gözüküyor. Erken zamanda yıpranmış gözüküyor. Aslında deriye bir şey olmuyor ama yıpranmış gibi gözüküyor. Bu deriler onlara göre biraz daha sağlam galiba. Biraz Vilnex karışımı var bu derilerde. Şu ortadaki aynayı görüyorsunuzdur. Umarım bu aynayı ben bayağı bir beğendim. Bu ayna eski makyajsız kasalarda böyle değildi diye hatırlıyorum. Araçta görüş açıları gayet güzel. Buradan bütün Sivas'ı izleyebiliyorum arkadaşlar. Bu orta aynada da gayet güzel. Herhangi bir problem yok o konuda. Ön park sensörü yok. O da kötü bir detay bence. Ön park sensörü böyle bir otomobilde olmalıydı. Aynı zamanda bu otomobilde AutoHold özelliği de olmalıydı. AutoHold da yok bu araçta. Bıraktığım zaman gidiyor gördüğünüz gibi. Vitesi boşa alman falan gerekiyor. Gitmemesini istiyorsam. Bu aracın direksiyonu acayip net. Netliğini beğendim. Gerçekten güzel. Çok sert değil.
Çok yumuşak da değil, orta kararlı bir direksiyon ama net bir direksiyon. İstediğim bütün manevraları bu direksiyona yaptırabiliyorum. Bu da ciddi manada hoşuma giden bir detay oldu. Süspansiyonlar orta sertlikte arkadaşlar. Virajlarda biraz ufaktan yan yatma olabiliyor ama bozuk yollara girdiğiniz zamansa bu süspansiyonlarla beraber birazcık konfordan ödün vermiş oluyorsunuz. Öyle bir durumda söz konusu. Hani baktığınız zaman ya premium bir otomobil, bir S60 biniyorum, daha konforlu olması gerekmiyor mu diye düşünebilirsiniz. Ama yani baktığınızda bir BMW de bundan çok daha konforlu değil. Mercedes evet buna göre bazı donanım paketlerinde konforlu olabilir ama ortalama bir BMW gibi konforu da var. Motor size fark ettirmeden böyle ığıl ığıl güzel hızlanıyor. Yani bu motorda şöyle yarım gaz, %10 gazla gittiğin zaman arabada sürekli bir ivmelenme oluyor. O da insanın bir içini okşamıyor değil. 1.5 litrelik bir motor ama gayet güzel gidiyor. Bu motorun 1.6'lar kadar çok kronik problemi yok. Şanzımanda da zaten kronik problem yok. O yüzden bence turbo benzinli bir Volvo alacaksanız T3 versiyonlarını tavsiye ederim. Bunları deneyebilirsiniz, bunları alabilirsiniz. 1.6 turbo benzinler de güzeldi, T4'ler. Ama onlar biraz daha problem yaratabiliyordu ilerleyen dönemlerde. Tabii güçlüydü, daha pamuk gibi çalışıyordu ama bunun da bir götürüsü oluyordu arkadaşlar. Bunu da bilmek lazım. Bu araçta en çok dikkatimi çeken şey kliması çok ayarlı. Yani buradan çeviriyorsun da çeviriyorsun, çeviriyorsun da çeviriyorsun. Şuradan 4 diş attırmam için, normalde 9 diş falan var orada. 4 diş için 8 defa çeviriyorum. 9 için 18 defa çevirmeniz gerekiyor. Böyle de bir detay var. Hani istediğin her sıcaktan neredeyse ayarlayabileceğin bir klima yapısı da var. Şuradan Dortmund Airport yoluna doğru bir gidelim bakalım. Dortmund Airport'ta bize neler yaşatacak, neler hissettirecek bu Volvo S60. Onu da hep birlikte görmüş oluruz. Ya bu otomobilin böyle şasi yapısına baktığın zaman gerçekten de Ford'un izleri çok hissediliyor. Diyorsun ki 4 çeker abi, büyük hacimli bir benzinli motor muazzam olurdu diyorsun ama tabii bu motor da gayet güzel. Şimdi bakalım nasıl gidiyormuş. Dip gaz yaptım. Hatta bir de sport moduna aldım. 6000 lira kadar devir çeviriyor. Sport modunda vites geçişleri de biraz hissediliyor arkadaşlar. 100 olduk. Gayet güzel ivmeleniyor. 140. Ve viraj girişleri de muazzam abi. Arka tarafı yine bu platformun standardı, hafif oynak. Ha, çok oynak değil ama yani hafif oynak. Sen müdahale edebiliyorsun. O da adamın bayağı bir hoşuna gidiyor açıkçası. 170. TSI Passat burada 185 demişti. Biz de bu arabayla 184 dedik. Yani 1.5 TSI kadar gidiyor bu otomobil. Öyle güzel bir performansı var arkadaşlar. Şuralar biraz yaş, biraz yavaşlayacağım o yüzden buralarda. Tehlikeli yaşlıklar bunlar. Şuradan bir oturalım mesela. Abi baksana ya şuna. Mis gibi yol tutuyor vallahi. Ve şey yani araba böyle virajlara girdiğin zaman küçülüyor. Gözünde büyümüyor, elinde küçülüyor. O çok güzel bir detay ve sana zevk veriyor. Yani ben tabii biraz Volvo'cuyum. Volvo da çok sevdiğim için özellikle biraz Volvo'ya bindiğim zaman torpil yapıyor olabilirim ama siz de şu an görüyorsunuz zaten 150'de burayı çok rahat bir şekilde döndük. Ben orayı 180'de de dönerim bu arabayla. Kesinlikle ve kesinlikle dönerim. Güzel bir yaz lastiğiyle, güzel bir yaz gününde yapabilirdik onu mesela ama kışın denk geldi. Şöyle gelelim. Bakın buralarda oldukça güzel hissettiriyor. Fren sistemi S60'ta gayet güzel, iyi tutuyor ama böyle özellikle yoldaki pürüzler olduğu zaman direkt böyle ABS devreye giriyor. Fren bir ayağınızın altından hafiften kayabiliyor. Yani ani tepkimelerde ufak eksikleri var diyebilirim frenin. Biraz size, ya bir şey olmuyor, araba yine duruyor ama biraz size panik yaptırabiliyor. Öyle bir detayı var bu otomobilin freninin. Şöyle yürütelim bakalım. Burada trafiğe kapalı alanı kullanmak isteyen Connect'çi abilerimiz var. Connect de güzeldir ha. Onunla da bir ara Dortmund Airport yapmak lazım. Bak abi şimdi burada oturdum. İvmelenmesi çok iyi be. Bak şimdi burası bayağı bir sağlam bir yer. Ve burada sarıyor yani araba. Ayağımın altından kayıp gidecekmiş gibi. Arabanın burun kısmı böyle bayağı dirayetli götürüyor sizi. Dortmund Airport'un en dik rampasındayız. Dip gazım şu an. Atmosferik
motorların en çok korktuğu yokuşlardan bir tanesindeyiz ama abi bu yürüyor be. 1.5 hakikaten yürüyor. Ya bak buralarda yüksek hızlarda falan ben 1.6'dan daha çok beğendim bu motoru. Kağıt üzerinde 1.6 daha güzel olabilir ama bu daha nefesli bir motor. Baksana abi 150 yaptık yani burada. 2.4 S80'den daha iyi gidiyor. 2.4 S80'den 1.5 turboya geçecekseniz bu daha iyi gidiyor abi. Gazı bıraktım bu arada. Yürütüyorum hala da. Sport moddayım. Standart basıyorum gaza. %15 falan. Şimdi dip gaz yaptım. Yürüyelim bakalım. Son hızımız ne olacak? Ne göreceğiz? Onu da görmüş oluruz. Kağıt üzerinde 210. Tabii yolun yettiği kadar göreceğiz yani son hızımızı da. Bu araba abi 185'ten sonra falan yavaşlıyor ivmelenmesi. Oldukça iyi. Acayip de rüzgar var ama hiç çizgisini bozmadan gidiyor. Ben bu otomobilin aerodinamisini döneminde üretilen S80'lere göre daha fazla beğeniyorum. Daha güzel ivmeleniyor. Bir de devir oranlarına bakalım mesela şöyle. 160'da 3000 devirde gidiyor arkadaşlar. Bu yolda hep 0-100 yapıyorum ama 0-100'ler yokuşta oluyor. O yüzden biraz kağıt üzerindeki verilere göre düşük çıkabilir. Enes şimdi bakar kardeşim ona. Kaç çıkacak ben de merak ediyorum. Aracın uzun dönemli şehir içi yakıt tüketimi arkadaşlar yaklaşık 9,5-10 litre. Çok aşırı trafikli bir yerde kontak aç kapat kullanırsanız 12 litre civarında tüketiyor. Mesela işte biraz daha böyle atıyorum Ankara'dasınız, otobandan işe gidip geliyorsunuz, bir şehir içine giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. O zaman 8,5'larda falan tüketiyor. Sivas'taki uzun kullanımı ben aldığımda 8,2 litreydi. Ama ben kullansam 9,5 bandında gezerim bu arabayla. Şurada 150'de bir daha bastım. Bakalım nasıl olacak, nasıl ivmelenecek. Hep birlikte görelim. Abi güzel, 180-185'lere kadar soluksuz gidiyor. Sonra da gidiyor da biraz soluğu kesiliyor. Vallahi muazzam. Vallahi muazzam. Gayet iyi. Şehir dışında da 7 civarında yakıyor. Ağır bir araba bu araba. 7 litre de bu araba için gayet güzel bir yakıt tüketimi. Bence bu ağırlığa göre. Çünkü ağır abi araba yani. Ne dersen de. Dönüş çapı zayıf S60'ın. Şurada da göreceksiniz zaten. O dönemin Focus 3'lerinde de öyleydi. S60'larda da böyleydi. Dönüş çapı konusunda iyi değil bu otomobiller çok fazla. Şurada bir de şöyle isterseniz hafif rampa, çok az rampa. Bastım, dip gaz yaptım. Normal modda sardı abi. Motorun sesi de güzel be. 100 olduk. Şimdi evet bakalım. Mesela 106'da 2000 devirde gidiyor bu araba. Hafif gazlıyorum. 120'de rüzgar sesi başladı. Yol sesi zaten geliyor. Yol sesi şöyle 90'dan sonra falan belirgin oluyor. 140-145'lerde de rüzgar sesiyle yol sesi içeri bayağı giriyor. Ha, bir uğultu olmuyor. Yandaki de rahat konuşuyorsun. Ben şu an bağırmadan konuşabiliyorum ama sesi duyuyorsun yani. Öyle de bir şey var, durum var. Biraz geriden geliyor ses ama geliyor arkadaşlar. Şanzıman drive modundayken de zaman zaman şey yapabiliyor. Küçük böyle hızlı değişimler, sert değişimler yapabiliyor. Ama onun dışında bir sıkıntısı yok. Gayet güzel ilerleyen, gayet güzel ivmelenen bir araba. Sadece bu arabada şöyle bir şey hissettim. Düz yolda bile biraz hızlanmak istediğinizde şanzıman çok hızlı vites düşürüyor. Yani yazılımında bir vites düşürme eğilimi var her halükarda. Onu da söylemek lazım. S60'ın T3 versiyonu böyleydi. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.